Mesleki Yeterlilik Kurumu son dönemlerde meydana çıkmış bir kurum, önemli bir kurum. Meslek standartlarının oluşturulmasında görevli bir kurum, iş kazalarının önlenmesinde ya da azaltılmasına katkı sağlayacak bir kurum. Ancak işini ağır yapmaktadır bu kurum. Kadroları yetersiz olabilir. Bu kurum bu anlamda desteklenmelidir. Ancak Devlet Personel Başkanlığı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü bu başkanlığın yasası yok. Bu kuruma bütçe ayrılmamalıdır. Bu kurumun yasası olmayan bir kuruma bütçe ayrılmak bir yana, bunun görevlerini Mesleki Yeterlilik Kurumu'na da verebiliriz, rahatlıkla yapabilir. Çünkü Devlet Personel Başkanlığı görevini layıkıyla yapamamaktadır. Kamuda cemaat örgütlenmesine göz yummuştur ve AKP'nin tabiri caizse arka bahçesi konumuna gelmiştir. Değerli milletvekilleri, 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan cemaat kendi başına hiç kimseden destek almadan 81 ilin 74 emniyet müdürünü nasıl seçmiştir? Bu cemaat valileri, kurum başkanlarını, rektörleri hiç kimseden yardım almadan nasıl belirlemiştir? Değerli milletvekilleri, 15 Temmuz sonrası 93 bin kamu personeli açığa alındı. 60 bin personel kamudan ihraç edildi. 32 bin kişi de tutuklandı. Devlet Personel Başkanlığı 15 Temmuz'a kadar bu kadar büyük ve bunca yıl devam eden bu örgütlenmeyi, devleti ele geçirmeyi hedefleyen bu örgütü neden tespit edemedi? Sonra bu kişiler nasıl tespit bir gün sonra tespit edilebildi? Burada aklımızda lütfen alay etmeyin. Bu kadroları AKP ile birlikte bu kurum yaratmıştır. KPSS sınav soruları çalındı. Yabancı dil sınav soruları çalındı. Devlet Personel Başkanlığı'nın yetki ve yapısına baktığımızda bu sınav sorularını, sınav sürelerini denetlemek de görevlidir. Peki o kadar ihbar yapılmasına rağmen Devlet Personel Başkanlığı bu süreç içinde niye kayıtsız kalmıştır? O süreçte KPSS ile ilgili yapılan, ÖSYM ile ilgili yapılan ve soruların çalındığı dönemlerde biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu soruların çalınmasını gündeme getirdiğimizde Sayın Cumhurbaşkanı ÖSYM Başkanı'nın Ali Demir'i korumuş, kollamıştır. Peki soruyorum size, 18 Ağustos'tan sonra ÖSYM Başkanı Ali Demir tutuklu mudur, değil midir cemaatten dolayı? İktidarın bunun izahı yapacak cesareti olduğunu sanmıyorum. Çünkü cemaat kadrolaşmasının siyasi ayağı dibine kadar AKP tarafından yapılmıştır. Değerli milletvekilleri, 2,5 yılda taşeron kadroları konusunda çalışmayı bitiremeyen Devlet Personel Başkanlığı açıkça kamuda kölelik koşullarının, emek sömürüsünün, iş cinayetlerinin devam etmesinin sorumlusu olmuştur. Bu kurumun düsturu liyakat yerine sadakat, bilgi yerine biat olmuştur. Değerli milletvekilleri, geçen yıl bu kürsüden dile getirmiştin. AKP anlayışı taşerona karşı vermeyecek, bir başka seçim sonra arifesinde tekrar vaat edecekler diye. Sayın Başbakan geçenlerde beni teyit etti. Dedi ki referandum sonrası kadro dedi. İşte anlayış bu. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Değerli milletvekilleri, gelin kamuda kangren olmuş bu sorunu çözelim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim size bir yasa teklifi vermiştik. Taşerona, 4C'ye, 4B'ye, geçici işçilere kadro teklifimizi siz de destekleyin ve meclis bu sorunun, bu ayıba bir son versin. Bir nepotizm var, ayrımcılık var. Yazıktır, günahtır. Şehitlerde, gazilerde, madenlerde ölen insanlarımızda ayrımcılık olmamalı. 15 Temmuz'da gazi olanlara 3200 ile 5000 TL arasında aylık bağlandı. 15 Temmuz gazilerine aylık bağlanırken herhangi bir sakatlık oranı şartı aranmadı. İyi ki yapıldı, helal olsun. Ancak PKK ya da IŞİD ya da diğer terör örgütleriyle mücadele sırasında gazi olduysanız aylık almaya hemen hak kazanamıyorsunuz. Vurulmak yetmiyor. En az %40 sakat kalmanız gerekiyor. Aylık dışında tazminatlarda da ayrımcılık var. 15 Temmuz'da şehit olanların ailelerine 239 bin lira, PKK ya da diğer örgütlerin şehit ettiği askerlerimize 88 bin lira tazminat. 15 Temmuz'da bakıma muhtaç mağlup gaziye 327 bin TL, PKK ile çatışmada yaralanan bakıma muhtaç askerlerimize 177 bin lira tazminat. Bu anlayış doğru değildir, adil değildir, ahlaki iş değildir. Değerli milletvekilleri, ayrımcılık AKP'nin ruhuna işlemiş.
Bu maden kazalarında da görüyoruz. Soma'da, Ermelek'te maden kazalarında ölen, iş kazalarında, iş cinayetlerinde ölenlerin hakları farklı. Zonguldak'ta ve diğer Afşin, Elbistan'da ölen madencilerin hakları daha farklı. Böyle madencilerle ilgili de böyle bir ayrımcılık olmasını çok doğru bilmiyoruz. Milletvekili sonuç olarak bu bütçenin bu bütçede emeğin hakkı yok. Bu bütçede emeklinin hakkı yok. Bu bütçede engellinin hakkı yok. Bu bütçede üretim yok. Esasen bu bütçede insan yok. İnsan olmayan bir bütçeye de bizim evet dememiz mümkün değildir. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İçinde insan olan bütçe yaratmak dileğiyle hepinize 2017'nin sağlık, mutluluk, barış, huzur getirmesini diliyorum. Teşekkür ediyorum.